Sevgiyi bu tadı almayan bilemez. Buradan bütün ailelere sesleniyorum. Eğer çocuğunuzun içinde kuşa karşı bir merak, bir sevgi varsa lütfen ellemeyin, o sevgiyi yaşatsınlar yüreklerinde. Bütün herkese sesleniyorum. Bırakın çocuğunuz içinde olan sevgiyi yaşasın bunlarla. Arkadaşlar şöyle Aydın abimizin terasasını, çatısını şöyle bir gösterelim. Sabahtan bir güvercinin kayıptı galiba değil mi abi? Evet, 3 tane yavrum kaybetti. 3 tane yavru Şahin saldırmış. Bir tanesi şu anda geldi arkadaşlar. Büyük ihtimalle de yaralı. Az önce geldi. Hemen şurada göstereyim. Çatıda, bak, çatının ucunda. Zaten yem atayım, inecek bak. Büyük ihtimalle inecek. İnince ele alırız, bakarız. Yaralı olduğunu tahmin ediyoruz. Aydın abimizin taklacıları burada. Söz vermiştik. Biliyorsunuz Aydın abiyle tanışmamız, bizim bir sosyal deney videomuz vardı. Saldığımız güvercinlerden, ayağındaki numaradan bir tanesini tutup yakalayıp evet, bizi aradı Aydın abim. Sağ olsun. Biz de Aydın abiyle o vesileyle tanışmış olduk. Evet, aynen öyle. Geldik, bugün de söz vermiştik Aydın abini kuşları çekecektik. Onları şöyle sizler için şöyle çekelim. Aydın abinin bilgilerinden faydalanalım. Güzel taklacılar hakkında bir sohbet yapalım. Şimdi Aydın abim, neler var burada? Ne kuşlar var? Biraz şimdi anlat, kimlerin kuşları var? Ne kuşları beslersin? Şöyle söyleyeyim. Bütün arkadaşlara selam olsun buradan. Beni seven ve sevmeyen diyelim. Çünkü kuş camiasında sevenin de çok olur, sevmeyenin de çok olur. Önce herkese selam olsun. Herkese iyi seyirler. Herkesin bu işi besleyenin, yapanın emeğine sağlık, yüreğine sağlık, öyle diyelim. Burada hangi kuşlarımız var? Hangi yörenin kuşları var? Kayseri'nin kuşları var şu an bende. Buradan Aydın Aldağ arkadaşıma da selam olsun. Nevşehir'de, Kalaba'da. Kendisinin kuşlarından var. Amcasının oğlunun kuşlarından. Kayseri'den Sergis amcanın var. Osman Paşalılardan var. Eski kuşlar. Bunlar Kayseri'nin yöresel kuşlarından. Eski, yani eski öz Kayseri kuşlarından Aydın yani abimiz besliyor. Şöyle gösterelim. Sergis amcanın kuşlarından var. Sergis amca. Evet. Şu an kendisi 90'a yakındır. Rahmetli oldu mu olmadı mı onu da bilmiyorum. Bir arkadaşın vesilesiyle geçti bana. Benim elimdeki kuşlar hep bilinen kuşlar. Yani bilinen kuşlar derken sahipleri, eşleri, dostları hep iyi kuş besleyen kuşlar, insanların kuşlarından. Evet, Ercan Gedik'in kuşlarından var. Metin Karda arkadaşımızın var. Peki bu paçasızlar nedir abi? Bu Çorum biçim onlar? Paçasız bana hediye geldi bunlar. Bunlar Çorum kuşu. Erkeği de içeridedir. Bunlar çoğu yerde bulunmayan. Arkadaş çoğaldamadığı için bana gönderdi. Dedi ki abi, bu kuşlardan hep yurt dışına gönderiyorlar. Bunlar sizin orası sıcak olduğu için hani çoğalır. Şimdi Kayseri'de biliyorsunuz malum 8 ay kış, 6 ay kış yavru alamıyorlar. O yüzden bana gönderdi. Bende de hiç nasip olmadı, yumurtlamadılar. Bekliyoruz. Bakalım bunlar arkadaşlar. Çorum, onlar da Çorum çıplağı. Evet. Şöyle güzel bir beyaz ön tepeleri var. Yani. İyi Çorum çıplağı. Bunlar da taklacı kökenli. Gene takla atan. Tabii taklacı yüzüne. Bunlar da aynı oyun kuşu gibi sefere gelir, bir metreye iner. 30-35 metre arası altı taklayla standart oynayan kuşlar. Maşallah. Ben kendim gözümle görmedim ama bana gönderen arkadaş aynen bu şekilde izah etti. Dedi ki bunları uçur, diğer kuşların hepsini çıkarırsın. Allah Allah, o kadar iddialı. Daha görmek nasip olmadı. Evet, burada arkadaşlar Çorum çıplağı. Bunların da değişik isimleri var, renkleri var. Burada güzel bir sabuni mi, bu kürenk mi diye geçiyor, bozlak mı geçiyor, kızıl diye mi geçiyor? Evet. Bu önerenin nasıl bir kuş abi? Kanat sesi falan çok güzel. Bunlar Erman'ım, ben bundan 18-19 sene önce Kayseri'de, yani ben aslen tamirciydim. Yanında çalıştığım usta vardı. Motor Mehmet derler lakabına, deveciler. Kayseri'de bunlar 4-5 kardeş, hepsi büyük kuşçu. Abimin oğlunun sünnet düğününe gittim. El öpme amacıyla alayım, bir gideyim bir helallik alayım, göreyim dedim. Gittim baktım kuş sesi geliyor üst katta. Usta dedim, hala besliyor musun? Vallahi dedim, uçuramıyorum ama dedi. Merak aynı merak dedi. Ta o zamanın kuşlarından elimde var dedi. Bir çift getirdim burada, uçurdum, çok hoşuma gitti. Sonra gittim o kuşların hepsini ondan satın aldım.
Tabi zaman geçti. Bu hemen hemen aşağı yukarı 19-20 sene yakın oldu. Bir sansar girdi. Bir 80-85 dönemi kendime ayırdığım, iyi uçurup söküp gördüğüm kuşları sansarım mı oldu? Sonra sevdiğim eşe dosta dağıttıklarımdan geri toparladım. Bir araya getirdim. Malum veba, sansar, hastalık, şahin derken bugüne kadar bir iki tane sağ kaldı. Olsun sevdiğimiz abilerimizden, eşimizden, dostumuzdan da gelen kuşlar var. Elimizde bunlarla emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Maşallah. Şöyle mekanı da çekeyim arkadaşlar. Gerçekten böyle İzmir manzarası olan, gene şöyle baktığınız zaman çok güzel bir manzarası olan bir kümes. Şimdi burada abi kümeslere şöyle bir göz atalım mı? Arabamız orada inecek o büyük ihtimalle. Şöyle bir kümeslere, evet büyük ihtimalle Şahin de almış. Daha önce şöyle inceden bir çekmiştik arkadaşlar. Burası damızlık olan bölüm mü abi? Bunları bu şimdi bizim için saldı. Bir senedir salmıyorum. Normalde ben kuşları dışarı çıkarmıyorum ama böyle kenara geçecek. Şöyle ben göstereyim. Böyle bir bölmesi var arkadaşlar. Şimdi, bu gizli bölme. Gizli bölme demeyelim de damızlıklar çıkmasın diye çıkmasın bu şekilde içten kapı yapmışım. Hatta şöyle göstereyim. Burayı bu şekilde kapalı tuttuğum zaman kimse kuş olduğunu da bilmez burada. Aynen bir kümesin içinde bir kümes daha diyelim. Kümes içinde damızlıkları kümes oraya atıyorum. Göstermiyoruz. Sizin için açtım burayı. Evet, bütün kuşları sallaydın abi. Burası yerleri böyle. Uçurduğu kuşlar var. Yan tarafta bir kümes var. Orayı çekelim. Burası. Evet, burada bu şekilde. Yani bildiklerimi burada. Böyle önü de telli melli. Çok güzel havadar. Deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Şöylece geçelim bir dışarı. Kuşlar azalmış ama geçen geldiğimizde daha fazla kuş şimdi, vardı. Tabii Erman'ım deniyoruz. Olmayanı yolluyoruz. Şimdi her kuş iyi oynayacak, tutacak diye bir kayda yoktur. Her iyi kuş birbiriyle sarmayabilir. Yavru tekerlek olabilir. Sıktan çıkmayabilir. Ona göre deniyorsun. Tabii yani. Şimdi yani uçuruyoruz bakıyoruz. Kafamıza olmadı. Yatarsa devam ediyoruz. Kafamıza yatmazsa zaten kuşlarımızı eliyoruz. Burada çift tane eşe atıyoruz. Burada da istediğimiz kuşu burada yavru alıyoruz. Burada hatta bir tane yukarıda yumurtada yatan bir tane Arap'ım var. Evet. Kanat bekliyor. Şöyle göstereyim kuşu da. Gösterelim kuş, abi. Oraya gidiyor. Neyin nesidir abi o? Uçacak. Bütün herkes de inşallah seyredecek. İnşallah. Şu an kanat bekliyor. Geçen şıştan söktüm. Son iki feyi gelmek üzere. İşte bir kardeşini Şahin'e verdim. Bir kardeş yine makaslı. Şahin'e verdiğin hangi? Sazlı mıydı? Sazlıydı evet. Bunlar hani onu bizim uçurduğumuz klipte uçurduğun sazlı mıydı o? He onu Şahin'e verdim. İşte abi tam sen kanat kuyruk, ne seviyormuşsun ya. Kanat kuyruk dizdi. İyi şimdi, miydi o yani? Uçurdukların içinde en iyisi miydi? Ya ondan daha iyileri de var ama şu an şöyle söyleyeyim. Gözümün gördüğü atış olarak şimdi bir kuştaki biz bütün özellikleri bir arada barındırdığımız için o kuş yıldızdan tek parça hedefe bir metreye kalana kadar gelip taban tokadı 3 tane dönen bir kuştu. Standartta 30-35 metreye yakın 10-12 takla arası tam kendini doldurmaya başladı. İşte kanat beklettik. Yumurtayı gösterdik. Kuşu yumurtada kaldırdı. Kanat dizdi. Kuşu Şahin aldı. Ve bu onun bir kardeşidir. Hatta bir kardeşi daha var. O da köşede duran. Evet arkadaşlar. Şu an bekliyorum zaten bunlar hep kardeşler. Eğer ki Şahin almasaydı o kuşu izleyecektik değil mi? Evet zaten söz niyet, vermişti. Niyet oydu. İnşallah Araplarım kanat dizer uçururuz. Onlardan gene uçururuz. Hani demiyorum 30-40 baş büyük konuşmak olmasın ama 11-12 baş 13 baş arası oyun. 30 metre 35 metre takla aralarını açıp 8-10 taklalı inşallah bir kuş seyredeceğiz i̇nşallah bu kardeşlerden. Arkadaşlar. Onların da ana babaları burada. Burada. İçeride karşıda. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bak, küçük bunları özel şöyle ayırmış oraya arkadaşlar. Maymun kafesi gibi kocaman var. Yerde. Burası da öyle çok burada geniş. Burada kızıllarım var. Bu kızıllarım da çok atımlı, çok deparlı kuşlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Kimin olduğunu da söyleyelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü kuş sahibinindir. Tabii eğer ki, tabii kimin kuşunu beslediğinizi söylerseniz tamam emek sizindir. Ama geldiği kuş, yerde belli olur. Bankacı Faruk'undur Ankara'dan. Bankacı Faruk Ankara'dan evet. Arkadaşlar. Aslen Mardin'dedir ama Ankara'da oturuyor. Bankacı Faruk'un kuşudur. Kızıllarımız kalite kuşmuş. Dişi arkadaşlar. Olan erkek olan Bankacı Faruk abimizindir. Bana Ercan Gedik arkadaşımdan gelmedir. Muş'tan. Dişisi Metin Kardağ'ındır. Onun emeğine sağlık, yüreklerine sağlık. Harbiden uçurdum. Atım, surat, mesafe, yer hakimiyeti çok güzel. Biz kuşu dışarıda bıraktık. Kediden üktü, kuş dama basmadı. Biz bir Kayseri'ye hediye gönderdik. Bir arkadaşımızdadır şu an.
Elimizden geldiğince eşimizle, dostumuzla paylaşıyoruz. Paylaşıyorsun. Burada güzel böyle dumanlılarımız burada var. Burada yine kendi dumanlılarım. Bu Şeref abiden geçme, Abaloğlu'nun kuşlarındandır. Maşallah. Burada da oğlanın merakları burada da var. Oğlanın mısırları var. Evet, mısırlar. Bunlar dışarı mışarı senin çıkmaz. Senin mi bunlar? Hangi neli bunlar senin? Oğlanın. Mısırlar mı senin? Seviyor musun sen de kuşları? Hmm, maşallah. Çok güzel. Kara kanat, kırmızı kanat, sarı kanat her renginden var galiba. Evet. Yeri de güzel. Vallahi burada güzel üretim yavru alınacak çift bir yer. Çift tanelerde zaten yavru aldığım zaman özellikle garanti onlardan oluyor. Alıyorum. Hani garanti kafam rahat. Aman bu erkek mi çiftledi, bu dişi buna salma mı yaptı? Salma kümesi de çünkü olmuyor. Kim kime atladığı evet, belli olmuyor biliyor olmuyor. Arkadaşlar. Burada da güzel iki tane böyle yavru çıkmış. Göğüsleri bunların niye böyle pembe olmuş şimdi... abi? Palet yemiyoruz ya. Palet yemiyor. O palet yeminden dolayı göğüsleri böyle kanal kırmızılaşmış. Evet, kırmızı kırmızı ondan olmuş. Dolayı. Normalde beyaz. Evet. Çok güzel maşallah. Yerleri falan harika. Arabamız indi mi bakalım. Arap inmemiş daha hala orada. Arap tarafını kaşıyor ben biliyorum. Bu ama. Taraf nasıl abi? Boş mu burası şu anda? Burada yavruları atıyorum. Uçum kümesimdir benim. Ermanım pencereyi açarım. Mısır kabaç bardağı kırma. Bu pencereyi bu şekilde açarım. Benim kümese girmeme bile gerek yok. Onlar kendi girip yavru çıkıyorlar. Yavruları buraya atıyorum. Pencereyi açtığım zaman şit diyorum kendi kendine çıkıyor. Aynı asker gibi. İnan bak kuş ben her zaman söylüyorum. Terbiyeli yetiştirdiğin zaman aynı senin çocuğun gibidir. Ben inan Allah'a kümese girip kuş çıkarmıyorum. Pencereyi açtığım zaman kuşlar çıkıp uçacağını bilir. Kapısını açıp içeriye yem attığım zaman içeriye gireceğini bilir. Eğitim şart. Uçurduğum yavru tabii eğitim. Ya şimdi her şeyin başı eğitim. Erman. Çocuğunu kötü eğitirsen kötü yetişir. Yani bu senin yetiştirme, eğitme tarzına bağlıdır. İnan kuş da öyledir. Şimdi yapısı gereği tamam kuş oyun kuşudur. İnemeyebilir, perdaklı olabilir. Ama yem terbiyesini verdiğin zaman bir kuşu ilk teke aldığında nasıl eğitirsen, nereye alıştırırsan inan kuş gelir oraya konuyor. Bak mesela ben yavruları burada yetiştiriyorum. Bu yavrudan dışarıya girip çıkan kuşu inan bu kümese sokman bayağı bir zor oluyor. Çünkü kümesini biliyor. Biliyor, gireceği akıllı biliyor. Kuş. Yani kuşun iyisi çatıda de böyledir. Bile kümesini seçebiliyor hayvanlar. Evet. Önemli olan iyisini beslemek. Ben her zaman söylüyorum. Kuş bir tutkudur, bir sevdadır. Herkes kendi sevdasının peşinde gitsin. Herkes sevdiği, bildiği, gördüğü kuşu beslesin. Hatalı, eksik, kötü kuşa emek verilmesin. Kötü kuşa emek verilirse kötüyle başlayan kötüyle biter. Kötüleri herkes elinden çıkarsın. Herkes iyi kuşa emek versin. O zaman şimdi oturalım. Bir Aydın abimizi tanıyalım. Bir evet. Ufak bir sohbet yapalım Aydın abiyle. Taklacı tamam. Güvercinler hakkında birkaç sorumuz olacak sana. Tamam, şimdiden kardeşim. İyi seyirler arkadaşlar. Erman'ım öncelikle hoş geldin. Bütün kuş camiasına, bütün arkadaşlara selam olsun. İsmim Aydın Tarhan. Aslen Ağrılıyım. Kayseri'de büyüdüm. Burada Kemalpaşa'da operatörlük yapıyorum. Yaşım şu an 48, 1973 doğumluyum. Oyun kuşu merağı çocukluğundan beri merağımdır. Taklacı kuşunu seviyorum. Bunlara da gönül verdim, bu kuşları besliyorum. Her insanın hayatındaki ilkler ve sonlar unutulmazmış. Biz de tabii çocuktuk. Kayseri'de Çingen Nuri lakaplı Karsın Nuri abimiz vardı bizim kapı komşumuz. Hem kuş kafes dükkanı vardı hem de kuşçuydu, büyük kuşçuydu. Onun kuşunu tuttum, bir kamyon dayak yedim babamdan. Öyle serüven öyle başladı. Ondan sonra merakım gittikçe arttı ve bu kuşlara devam etti. Tabii sonra diğer abilerle tanıştık. Büyük abilerimiz sağa sola gitmeyelim, pisliğe bulaşmayalım. Bize kuşlar verdiler. Onun kuşlarıyla uğraştık. Gençlik dönemi iyiyle başladık. Kötüye merak sarmaz olduk. Çünkü iyiyi gören kötüyü beslemez. Bir de İç Anadolu bölgesi. Şimdi Ankara, Kırıkkale, Nevşehir. Buraların kuşları bilmiyorum. Ben hala yine iddia ediyorum. Yine söylüyorum. Oranın kuşunun suratını, deparını, hızını tutan ben hiçbir yerin kuşunu görmedim. İyi kuşu gören adam kötü kuşu besleyemez. Hayatta başka kuşa bakmıyorum. Benim tek hobim, tek meram, tek zevkim bu. Oyun kuşu bir tutku. Bu aynı şeye benzer. Nasıl şarkı söylemeyi seven insanın bir tutkusuna benzer. Bu kuştan
haz alan adam başka kuştan haz alamaz. Hani bu işe gönül veren, ne bileyim şebap yap, bakma şimdi uçum yeri eksikliğinden veya adamın zaman yetersizliğinden veya yer yetersizliğinden diyelim. Çoğu kuş sevenlerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz şebaba döndüler, kostüme döndüler. Ama gerçekten oyun kuşu ve sip de performans kuşu arayan insanlar bundan vazgeçemezler. Çünkü bir kanal sesi geldiği zaman muhakkak kafasını kaldırıp yukarı bakmak zorunda yani. Bu kuşçuluk böyle bir şey. Camiasında kuş besleyen veya beslemeyen, yani bütün aileler olarak söyleyeyim. Çünkü ben kendim bu işe yürekten gönül vermişim. Bir hobidir, bir tutkudur. Seviyorum ve sevenlere engel olunmasını da istemiyorum. Çünkü ben zor şartlarda bu kuşçuluğa emek verdim. Büyüklerim yapma, besleme, uğursuzdur, şudur olaylarıyla başladı. Yediğim dayağın haddi var, hesabı yok. Elin kuşunu tutarlar, senin oğlun tuttu. Bir kamyon dayak. Şu an ben kendi çocuğum kuşçu olsun diye çok uğraşıyorum. Hani uğraşıyorum derken, bu sevgiyi, bu hobiyi ona aşılamak için uğraşıyorum ama içinde heves yok, olmuyor. Tabii benim zevkim ayrı, onunki ayrı. Tutmuyor birbirini. Kuş besleyen insandan hiçbir zaman için kötülük ve zararın gelmeyeceğini bütün herkes öğrensin. Çünkü kuşu seven insanı sever, böceği sever, ormanı sever. Sevda kuşun kanatlarında diyelim. Oyun kuşu denildiğin zaman aynı jimnastikçi gibi. Şimdi taklacı kuş diğer kuşlara benzemez. Özelliği şöyle farklıdır. Sefer yapan, yani oyuna gelen. Tabii yöresel olarak, bölgesel olarak çoğu insanın kuş anlayış tarzı farklı. Ama iyi bir oyun kuşu, iyi bir oyun kuşu, taklacı kuşu. Ama seferlere bol gelen, mesafesi uzun, sesi soluğu yerinde, deparlı, kanat ucundan veya omuzdan. Şimdi özellik olarak farklıdır. Kimisi kanat ucundan yürür, kimisi omuzundan yürür. Ama 25-30 metreyi tutan, kimi çok uzun gidenini sever, kimi dama çok çalışan sever. Bu yöre ve bölge olarak değişir. Şimdi mesela Mardin kuşu var, Sivas kuşu var, Ankara kuşu var, Kayseri kuşu var, Kırıkkale kuşu var. Coğrafya olarak bizim Türkiye'mizin kuşlarımızın hepsi güzel ama bölge olarak da, yöresel olarak da farklı farklı kuşlarımız var. Oyun kuşu denildiği zaman tabii turnuvalarda görüyoruz, şeylerde görüyoruz. Kimseye iyisini beğendiremezsin, iyisini de bulduramazsın. Her zaman iyisinin iyisi de vardır. Ben bunu da iddia ediyorum. Elde iyisi de bitmez, kötüsü de bitmez. Ama bütün camiaya şöyle söyleyeyim. Biz hepimiz bu işe gönül vermişiz. İyisiyle uğraşalım, paylaşalım, paylaşmasını bilelim, iyi kuşları çıkartalım. Şimdi bir çift yavru aldın, uçurdun, istediğini alamadığın zaman o kuş piyasada kalıyor ve onun bunun eline geçiyor. İşte şunun kuşu, bunun kuşu deyip bu kuşlarla çalışılıyor. Sonu geldiği zaman hüsran. Yani kimse kötü kuşa iyi deyip sağa sola verip çoğalttırmasın. Tek istediğim bu. Çünkü piyasada şu an o kadar çok kırık, neyi soyu soğupu belli olmayan kuşlar var ki çok fazla. Tabii ki taklalı kalkacak. Kuş yerden ilk kalkışında zaten havada tutacağı mesafenin en az yarısı kadar taklayla kalkıp ondan sonra son taklayı bağlayıp uçuşa vermesi lazım. Ondan sonra sefere geldiğinde bazılarında alt taban olur, bazılarında olmaz. Bu kuşta bir süksedir. Yani jimnastiktir. Eğer ki bu soyunda varsa yapar. Soyunda yoksa gelir dalar çıkar. Kuş çıkışı yaptığı zaman ama alt tabanı vurdu, vurmadı. Son taklayı bağlayacak. Tepe taklayı bağlamayan kuş bence geçersizdir. Arkadaşlar katılır katılmaz ona bir şey diyemem. Kuş yönü olarak, yani taklayı bıraktığı yönden akacak. Yüksek uçumlu. Abi her kuş yüksek uçmaz. Şimdi İç Anadolu'nun kuşu yüksek uçumlu. Seyir kuşudur. Öyle söyleyeyim. Ben kendim de seyir kuşu seviyorum. Yüksek uçumlu, atımlı, deparlı, suratlı. İnerken de yerine sağlam. Bir kuşun özelliği aslında Erman, taklasından, mesafesinden şeyinden ziyade yer hakimiyeti sağlam olacak bir kuşta. Şimdi bir eşiniz, dostunuz geldi. Kuşunuz çok iyi oynadı ama arkaya attı veya yan tarafa düştü. Bütün özelliğini kaybediyor. Yerine sağlam olmayan bir kuşun insanların gözünde bir değeri olmaz. Ha bu günümüzün şartlarında şimdi tabii her taraf bina. Mecburiyetli kuş bazen düşüyor, bazen düşmüyor. Rüzgar oluyor. Hava şartları işte biliyorsunuz. Ama bence kuşun iyisi taklalı kalkacak. Görevini yaptıktan sonra gelecek. Ama 3 takla, ama 5 takla, ama 10 takla. Adam gibi yerine inecek. (Gülüyor)
uzun süresi diyelim ki kuş 1,5 saat veya 1 saat 40 dakika veya 2 saat kanat sallıyorsa, ortalama olarak şimdi 3 dakikada bir gelen bir kuş mesafe olarak kısa olur ama performans olarak çalışkanlığıyla göz doldurur. Yalnız bazı kuşlar var 10 dakikada, bazı kuşlar 7 dakikada, bazı kuşlar 4 dakikada bir gelir. Şimdi bunlar zaten bu gelenlerin mesafeleri birbiriyle farklıdır. Şimdi 40 metre 50 metre giden bir kuş 3 dakikada 5 dakikada bir dama gelemez. Çünkü nefesini toplayıp hedefe girmesi bir en az 7-8-10 dakikasını alacak ki kendini toplasın. 1,5-2 saat uçar ama 10 dakikada 15 dakikada bir gelir. 10 baş 11 baş yapar ama adam gibi oynar, aslan gibi düşer. O biri de gelir 20 baş yapar. Mesafesi kısadır. Durmadan çalışır. Şimdi kuşları eş ederken veya kuşları birbirine takarken çoğu insan kuşu havada görmüyor. Yani anlatım ve söylenim üzerine yapıyor. Farz-ı misal hedefe girmeyen kuşu, yüksek iki alan kuşu birbirine giriyor. Kuş hiç sefere gelmiyor. Bu sefer diyor ki ya kuş kötü. Aslında kuş kötü değil. Yani buna emek verenlerin kuşu bilmemesinden kaynaklanıyor. Eğer taktığınız, beslediğiniz kuşun soyunu sopunu biliyorsanız sülalesini, beslediğiniz kuş da aldığınız yavru da size o kadar zevk ve tat verir. Bütün genelde böyledir. Dobermanı tutup şeye takıp da kangal alma gibi bir şansınız yok. O yüzden beslediğinizin ne olduğunu bilirseniz aldığınız yavruyu ona göre alır, ona göre çalışır. Şimdi bazı kuşlar vardır. Kaldırırsın, 3-5 dakika kendini ısıtır. Kuş altına açarsın, açmazsın gelir. Ara o onun içindeki özelliktir. Bu nasıl söyleyeyim? Rallicilerin ralli yapması gibi diyelim. Hani içinde vardır muhakkak gelip patlayacak, o enerjiyi atacak. Bazı kuşlar da vardır. Kaldırırsın kendini ısıtır. Altına kuş açana kadar gelmez. Yükseğe atar kendini ısıtır. Kuştan kuşa değişir. Şimdi her kuşun özelliği şeyi bir olmaz Erman'ım. Şimdi nasıl söyleyeyim? Kuşun kanıyla ilgili bir şey. İyi kuş zaten kaldırdığın zaman 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika kanat salladığı zaman ne yapacağını bilir. Yani senin ona seyislik yapmana, eğitmene gerek yok. Şimdi kuşun iyisi 10 tane, 12 tane, 15 tane neyse 3 tane, 5 tane kuş uçurursun. Kuşun iyisi kendini belli eder. Kuşların içine girmez. Oyuna geldikten sonra, havada başladıktan, patladıktan sonra 3-5 gün, bir hafta, 10 gün neyse kendini teke almasını bilir. Yani beni al artık, ben gelip görev yapacağım der. Aynı asker gibi diyelim. Bazı arkadaşlar kuş uçurmaz. Ya işte şöyle oldu, böyle oldu diyor. Buna inanın, emek vermeden hiçbir şeyin karşılığını almak mümkün değil. Önce seyislik, emek, yani uçum. Kuşu düzenli saatinde uçurursan kuş sana istediğini verir. Ama sen bir gün akşam, bir gün sabah, bir gün öğlen uçurursan kararsız kalır, ne yapacağını bilemez. Şu özellik de vardır. Bazı kuşlar gündüz, hani sabah serinliğinde uçmayı sever. Bazıları öğlenin sıcağında uçmayı sever. Bazı kuşlar akşam uçmayı sever. O yüzden uçurduğu kuşu uçuran adam, uçuran arkadaş, yani seyislik yapan arkadaş bilir kuşunu. Nasıl biz kendi çocuğumuzun huyunu suyunu biliyorsak uçurduğumuz kuşun da huyunu suyunu biliriz. Taban takla bence olmazlardan biri. Ama çoğu insan, bazıları diyor ki süksedir. Bazıları diyor ki artistiktir. Artistik puanı veriyorlar çoğu yerlerde. Bence kuşun iyisi taban taklayı döner. Neden derseniz, suratıyla dalıp fışkırıp giden bir kuş kafayı şeye diktiği zaman önce meyil verir. O hızla daha bir suratlı gider, daha bir hızlı ve mesafeli gider. Ama taban tokadını dönen bir kuş ister istemez hızı kesilir. Hızını kestiği zaman bütün yükünü gücüne, omuzlarına verir, kanatlarına verir. Ve o kuşun ne kadar güçlü omuza, güçlü kanada sahip olduğunu gösterir. Bence taban taklası şart. Şimdi her kuş taban taklalı dönecek diye bir şey yok. Sen bende bir yavru izledin mesela. Arap sazdı. Nasip olmadı. Şu an makasta yatıyorlar. Kanatları olsaydı ben sana uçururdum. Taban taklı nasıl döner? Bir de Erman'ım şunu söyleyeyim. Şimdi bazı kuşlar bu özelliktir. Yani şimdi içinde şampiyonluk ruhu taşıyan kuşun bütün özelliği farklıdır. Tüy yapısıyla, kanat yapısıyla, kuyruk yapısıyla. Akıllıdır. Ne yapacağını bilir. Şimdi bazı kuşlar 300 metreden 500 metreden gelir. Bazıları tek parça yıldızdan atar gelir. Bu atımlı kuş hırslı kuştur. Zaten hırsı olmayan, gözü kara olmayan hedefe giremez. Bir kuş hedefe kapanıp kitleyip kendini yem yediği yere, yani oyun yapacağı bölgeye yüksekten atıp girmiyorsa o kuşun gözü kara değil. Bazıları kısa mesafede atar ama hedefe atar. Bazıları yüksekten atar. Tek parça kanat kuyruk açmaz. Direkt hedefe gelir ve o suratıyla da oynar gider. Atım bence kuşta olmalı. Neden olmalı dersen, kuşu izlediğin zaman şu yüreğin bence bir hoplaması lazım. Hani bir kuş gelip oyun yaptıktan sonra aman bir daha gelsin de şu kuşu bir daha seyredeyim edasına düşmesi
lazım insanın. Zevk vermediği bir şeyde, mesela zevk almadıysan o kuştan, gelip çıt 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 haz vermezse sana, o kuşu seyretmenin de bir anlamı yok. Zaten seyretmezsin, muhabbete dalarsın. Bence kuşta atım, depar, surat, yani kendini oyuna verdiği zaman helal olsun. Kuş işte böyle olmalı, dedirtmeli bir kuş yani. Bence öyle olmalı. Camiada hepimiz kuşa gönül vermişiz. Kuşu besliyoruz, kuşu seviyoruz. Yalnız kuştan anlamıyoruz. Şimdi nasıl anlamıyoruz? Arkadaşlar kupa yapıyorlar, uçuruyorlar. Hani ben bunu temsilde hata olsun diye söylemiyorum. Yavru kupası, eke kupası bazen ayrı oluyor, bazen bir oluyor. Şimdi yavrunun performansıyla ekenin performansı mümkün değil, bir olamaz. 16-18 yaşında bir gençle benim gibi 50 yaşında birinin koşması bir midir? Mümkün değildir. Kuşta hata, mesela kanat vuruyor birbirine, yuvarlıyor. Ya diyorlar yapar. Bence bizim İç Anadolu'da, Kayseri'de diyeyim. Yani şimdi ben Kayseri'de büyüdüğüm için bunu söylüyorum. Hata yapan kuşa yem verilmez. Kanat kanada vurdu, yuvarladı, patlar. Eğer patlamadıysa, kuyruğa basıyorsa, şakşak yapıyorsa pek makbul görülmez. Yani emek verilmez. Hatalı kuş besleyenlerin çoğunda mesela görüyorum. Ya diyor oluyor. Aslında olmaması lazım. Eke ile yavrunun arasındaki farkı da görmemiz lazım. Eke kuş oturaklı oynar, ne yaptığını bilen. Şimdi çoğu insanlar uzun giden kuşu seviyor. Bu her kuş uzun gitmiyor. Şimdi uzun giden kuşun, ben hani demiyorum, bu zevk meselesi. Kimisi kısa oynasın, dama çok çalışsın, onun peşinde. Kimisi standart oynasın, onun peşinde. Bu kişinin, kuş besleyenin zevkine bağlı olan bir olay. Ama benim kendi şahsi fikrim, kuş göz dolduracak. Yani bir 25-30 metreyi dolduracak bence. Onu yaptığı zaman daha bir göze hoş geliyor. Çünkü seyrettiğin şeyin ne olduğunu gözünden gördüğün zaman ona bakış açın değişiyor. Burgu kuşun özelliğidir. İçinde varsa dönüyor, içinde yoksa yapmıyor. Bence kuş takla aralarını açıp yürümeli. Normalinde takla aralarını açıp yürüyen kuş daha güzel. Bir de şöyle söyleyeyim Erman. Şimdi bazı kuşlar taklaya boğulup gidiyor. Çok taklalı gidiyor. 30 takla, 40 takla gökyüzüne kadar gidiyor. Bende de çıkıyor. Aslında böyle kuşlar sefere gelmiyor. Biz kendimizi kandırıyoruz. Şimdi bir kuş taklayla kalkıp bir saat boyunca taklayla yürüyüp taklayla geziyorsa bence bu kuş tutmamış bir kuş. Ha tabii arkadaşların çoğu böyle kuşları seviyordur. Ona bir şey diyemeyiz. Kuş bence atacak, gelecek, patlayacak, yürüyüp gidecek, bıraktığı yerde akacak, taklayı bağladığı yerde tekrar kendini doldurup gelip bir daha görevini yapıp gidecek. Bence kuşun böylesi makul. %90 kuş geneli, 12 bilemedin 13 kuyrukludur. Yani bu %80, %90'ı böyledir. Tabii bazı kuşlar birbirine giriyor veya atalarında, soyunda, sopunda vardır. Kimisi 16 kuyruk çıkıyor, kimisi 14 kuyruk çıkıyor, ne bileyim farklı çıkıyor. Bence kuşun kuyrukla bir alakası yoktur. Kuyruk kuşun dümenidir. Çoğu arkadaş bilir, kuş besleyenler. Kuyruğunu aldığın bir kuş sırttan çıksın diye alıyoruz, ağırlaşıyor. Şimdi tabii bu özellikte olan kuşlarda, ben her zaman söylediğim bu. Ne beslediğini bilirsen ne aldığını bilirsin. Şimdi domates ekip biber alma gibi bir şansın mümkün değil, olamaz. Kuş sıka giriyor mu, girmiyor mu? Ve bazı kuşlar hemen başlar, kafayı kaldırır, 2-3 gün içinde yürür. Bazı kuşlar birkaç gün sıf dönemi geçirir. Bazı kuşlar ağır sıf dönemi geçirir. Yani kuyruğunu almak zorunda kalırsın, o da hafiflesin diye. Bence kuyruk, kuşun 13 kuyruk, 12 kuyruk, 14 kuyruk. Kuyruğun çok olması, az olması bence bir şey değil. Eskiden büyüklerimizden duyduğumuz, şimdi ben 50 yaşındayım. Belki bundan bir 50 sene sonra farklı konuşulur, farklı anlatılır. Bizim bildiğimiz 11 fekli kuşlar iyi kuşlar biliniyordu. Ve hala da öyle bilinir. Ben de öyle biliyorum. Çoğu kuşlarda çıkmaz 11 fek. Ama ben 11 fekli olup da oynamayan kuşlar da gördüm. 16 kuyruk olup da olmayan kuşlar da gördüm. Kuşun kan tutması önemli. Bakın şimdi biz kendimiz diyoruz ki ya kuş kan tutacak, işte şu kuşu şu kuşa giriyoruz diyoruz ki kuş kötü tutmadı. Aslında o ondan değil. Kuş hedefe giriyor mu, girmiyor mu, sefer kuşu mu, değil mi? Bunları bilirsek eş ederken, neyi neye taktığımızı bilirsek ondan çıkacağını biliriz. Yüksek havada oynayan kuşa takıyor, kuş hiç sefere gelmiyor.
Diyor ki ya bu olmamış, senin kuşun bozuk kardeşim. Ben her zaman söylüyorum, oyun kuşu, şimdi hepsi taklacı. Taklacı kuşunun %100 geneline bak, zaten bu kuş takla atacak. Önemli olan iyisini bulmak. Şimdi iyisini bulmak için ne yapmak lazım? İyisiyle çalışmak lazım. İyisiyle çalışmak dediğimiz nedir? Bilmediğin bir çift kuşu birbirine tutturup tesadüf bir kan tutturmak ayrıdır. Bildiğin eşten, dosttan, akrabadan, arkadaştan aldığın iyi bir kuşla çalışılmış kuş da ayrıdır. Şimdi camiamızda o kadar güzel, o kadar iyi kuşçular var ki anlatılmaz. Dostluk olarak, arkadaşlık olarak. Yalnız camiamızda o kadar çok bozuk insan da var ki o da anlatılmaz. Olay bugün maddiyata döndü. Adam çoluğunu, çocuğunu, namusunu bir kuşa katıp yeminle, şartla kuş gönderip emeklerin boşa çıkıldığını biliyorum, görmüşüm, şahit olmuşum. Bence gerek yok. Bu iş zevk işi, gönül işi ise bence ticarette tamam hakkıdır, değeridir. Şimdi o kadar uçuk paralara kuşlar satılıyor ki inan dudak uçuklatan. Şimdi ben kendi şahsıma söyleyeyim. Büyük paralar verip kuş alırsam kuşu uçuramam. Onun için ne yapmamız lazım? Elimizi vicdanımıza koyup kuş verirken bu bir gönül işidir. Gençlere, sevenlerine bu işi aşılamamız için ne yapmamız lazım? Ticaret yönüyle değil de dostluk yönüyle olması lazım. Kuş paylaşım işidir. Benim büyüdüğüm camiada Kayseri'de, çocukluğum ve gençliğim dönemlerinde, şimdi İzmir'deyim ama Kayseri'de büyüdüm. İç Anadolu çocuğuyum, öyle diyeyim. Bir yere bir misafirliğe bir arkadaşın kümesine gittiğimiz zaman çıkışta bir yavru hediye edilirdi veya bir kuş hediye edilir. Şimdi burada öyle bir şey yok. Adam kuşunu tutuyor, diyor ki bir çuval yem alırsan verir. Ya böyle bir şey var mı? Arkadaşlardan ricam, herkes emek veriyor ama iyi kuştur, kötü kuştur, inanın kuşun kötüsü diye bir şey yoktur çünkü sahibinin gözünde aynı çocuk gibidir, hepsi iyidir. O yüzden arkadaşlardan ricam, şu camiada hepimiz kuşçuyuz, şu tutak işini bir bırakalım. Emek veriyoruz, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay tam bir yere getiriyoruz, sonunu bağlayıp ne olduğunu göreceğiz. Kuşu kaybediyoruz, ama karanlığa kalıyor, ama şahin kovalıyor, ama rüzgarda düşüyor. Kuşu tutup lütfen 3-5 kuruş para karşılığında insanların emeğini götürüp boşa harcatmayın. Ricam bu konuda toplum olarak biraz daha bilgilenir, biraz daha duyarlı olursak inanın çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Her bölgenin kuşu farklıdır. Farklı dediğim aslında kuşun %80'i %90'ı aynıdır. Yani kuştur. Sonuçta neticede kanat kuyruktur, tüydür. Kayseri kuşu dememin sebebi, şimdi Kayseri'deki mesela İç Anadolu'da Kırıkkale var, Kayseri var, Nevşehir var, Ankara var. Büyük camiada çok büyük abiler, büyük dostlar, büyük kardeşler var. Kayseri kuşu biraz daha ben kendim orada yetiştiğim için, büyüdüğüm için belki bana öyle geliyordur. Oranın kuşları surat olarak, mesafe olarak, depar olarak bana daha cazip geliyor. Diyorum ya, şimdi herkesin büyüdüğü yer kendine özel güzel olduğu için belki de oranın, benim orada büyümemin etkisidir. Bana farklı geliyor. Ben oranın kuşunu seviyorum. Kayseri'nin kuşunu seviyorum. Tabii bütün coğrafya bizim. Türkiye bizim. Memleket bizim. Sivas olsun, Mardin olsun. Şimdi Mardin taklacılığı da Mardin. Eskiden Urfa'ydı Paçalılar. Şimdi tabii bilmiyorum, belki yine besleyen arkadaşlar vardır. Muhakkak. Zevkler ve renkler tartışılmaz derler ya. Ben tonajlı kuşu seviyorum. Deparlı kuşu, mesafeli kuş. Bunları sevdiğim için de bu kuşları besliyorum. Musul kuşu, Irak kuşu, yani dışarının kuşu, sıcak iklimin kuşu. Uçumları farklıdır. Neden farklıdır? Oraların, o bölgenin kuşları çok uçan kuşlardır. Irak kuşları mesela ben arkadaşlarımda gördüğüm kadarıyla. Perdeliler olsun, düzler olsun. Bizim kuşlarla belki zevk olarak onları besleyen çoktur. Ama bizim kuşların performansını tutmuyor. Tutmuyor derken şu açıdan söylüyorum. Oralar, onların kuşları da iyi kuş. Ben kendim de musul besledim. Kırdım, çalıştım. Aradığım özelliği bulamadım. Bir yerden hep bir eksik çıktı ama dama basmadı. Belki bizim hatamızdandır. Çünkü daha önce kuşların %80, %90'ı hep yerlerine sağlam oluyordu. Ama neden yerlerine sağlam? Çünkü katlar bu kadar yüksek, evler yoktu. İnsanlar yerde besliyordu. Gecekondu mahalleleriydi.
kuş geliyordu mecburen yere iniyordu. Şimdi geliyor kuş 20 katlı bina dururken yere inemiyor. Tabii orada daha rahatına geliyor. Ondan dolayı ben bilmiyorum. Ben İç Anadolu kuşu besliyorum. Yani Kayseri kuşu. Başka kuşla işlerine koymuyorum. Bunları seviyorum, bunları besliyorum. Herkesin ömründe izleyip hafızasında canlandırdığı kuş modeli vardı. Benim de rahmetli arpacı Mustafa amcanın Kayseri'de bir kuşunu izledim. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir kuş seyretmedim. Kuş nereden baksan yarım metre, bir metreden tuttu. Gözümün gördüğü noktaya kadar deparla, suratla gittiğini gördüm. Benim idealimdeki hep kuş modeli de odur. Böyle kuşu bulursam altın kafese besleyeceğim, öyle diyeyim. Öyle kuş çıkarmak için uğraşıyoruz. Aydın Tarhan abimizin misafiriydik. Kendisine teşekkür ederiz. Videonun başında bahsettiğimiz gibi bir sosyal deney sonucunda tanıştık Aydın abimizle. Bizim bir güvercinimizi yakaladı. Bizi aradı teslim etmek için. Biz de geldik, kendisiyle tanıştık. Sözünü de vermiştik kuşlarını çekimi için. Bugün nasip oldu, geldik kuşlarını çektik. Çok teşekkür ederiz abi. Bizi misafir ettin, ağırladın. Kuşlar hakkında güzel bilgiler verdin. Kuş uçuramadık. Daha önce de videoda çektiğimiz bir yavru vardı. Sazlı, çok güzel bir atımlı bir taklacısı vardı Aydın abimizin. Onu bize hazırlayacaktı. Nasip olmadı. Kuşu Şahin almış. Kuşu Şahin aldı arkadaşlar. Bizim videoda da bahsettiğimiz gibi kuşu Şahin almış arkadaşlar. Nasip değilmiş diyelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Malum tüy mevsimi, hava şartları müsait değil şu an, rüzgar. Kanat bekleyen birkaç tane yavrumuz var. Ama Aydın abi bizim inşallah zaten yakın komşumuz sayılır. Evet. Yakın oturuyoruz. Kuş hazırladığı zaman illaki geleceğiz. Aydın abi de güzel i̇nşallah kuşlar izleyeceğiz burada. Abi senin bizim camiaya, kuşçuluk camiasına son böyle bir kapanış sözü, taklacı güvercin meraklılarına söylemek istediğin son bir cümle varsa onu da alalım abi. Şunu söyleyeyim, yani bütün kuş sahibine yakışır. İyi kuşa emek edilirse iyi kuş çıkar. Herkes dostluk, arkadaşlık vasıtasıyla birbiriyle paylaşsınlar. İyi kuş bence iyi kuş olsun ki herkes izlediği kuştan zevk alsın. Bence dostluk budur. Kuş zaten kuşluk dostluktur, muhabbettir, arkadaşlıktır. Yani en güzeli arkadaşlar. Önemli olan iyisine emek vermek. Kimse kimsenin emeğini çalmasın. Benim tek şeyim bu, emek dediğim bu tutak meselesi yüzünden diyor. Çünkü çok kaybediyoruz, canımız yanıyor. Çok dert. 20 tane yavru çıkarıyoruz bir sezon boyunca. İnanın elimizde kalan ya 2 tane kalıyor ya kalmıyor. O da korkudan kaldıramıyoruz. Yağma gitmesin diyor. Şimdi o kalan 2 taneden de biz alacağız bir çift arkadaşlar. Olsun, kanaldaki canım, abonelerimiz canım için, genç canım takipçiler için. Aydın abi tamam dedi Erman, kırmam seni dedi. Kayseri'nin has yöresel eski ırk kuşlarından bir çift hediyemiz olacak değil mi? İnşallah, tabii ki de. Arkadaşlar videomuza hashtag Aydın Tarhan başlığıyla yollayacağınız mesajlar içerisinden kura usulü çekilişimizi yapacağız. Bir talihli izleyicimize Kayseri'nin bu nadide kuşlarından Aydın abimizin bir çift yavru hediyesi olacak. Bunun yanında da arkadaşlar Kanatlı Bileziği firmasından 50 adet güvercin bileziği künyesi adınıza, adresinize teslim edilecek. Lütfen bilezik takın kuşlarınıza, hatta aşağıdaki bıraktığım adresten şu anki Kanatlı Bileziği firmasından istediğiniz ebatta, boyutta, her türlü kanatlı hayvan için bilezik siparişi verebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Aydın abi. Bize vakit ayırdın. Kanalımızdaki arkadaşlara hediye güvercin verdin. Bizim de sana bir hediyemiz olacak abi. Bizim de sana bir sürprizimiz var diyelim abi. Sen bizim bir kuşumuzu yakalamıştın. Bize hediye vermiştin. Bak biz de sana ne getirdik abi. Aa, salgın gelmiş. Vallahi Erman şok ettin beni, yemin ediyorum. Vallahi ben Şahin aldı biliyordum ha, yemin ediyorum. Eyvallah. Vallahi hiç aklına gelir miydi abi? Ya işte bak, nasip olursa uçururum, seyrederim. İşte arkadaşlar hani bir laf var, daha önce de başlamıştık. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Aydın abimiz bizim bir kuşumuzu yakaladı, aradı. Tanıştık, vesile oldu. Burada bize bir kuş uçurdu. Tesadüf eseri 2 ay sonrası bu kuş geldi bizim elimize düştü arkadaşlar. İnanılması çok zor bir şey. Ben kuşu yakaladım önce, fark etmedim. Çok tatlı atıyor. Kanadı sazlı. Arap acaba mı dedim. Aydın abi de vardı böyle bir kuş. Açtım videoyu izledim. Senin izlediğin kuş. Açtım videoyu izledim. Bakıyorum aynı kanadında saz. Paçalarına bakıyorum. Dedim Aydın abinin kuşu bu. Videoyu da izlersiniz. Bu sabah yayınlamıştım zaten videoyu. Palet kümes videosu. Orada yakalamıştık. Aydın abi izlememiştir büyük ihtimalle. Ben bu kuşun bir hikayesini anlatayım. Bütün
arkadaşlar duysun. Buradan selam olsun Mehmet Gündüz'e, Adıyaman'da kendisi. Ben babayı ona göndermiştim. Sonra babayı geri istedim. Beni kırmadı. Sağ olsun geri gönderdi. Dedi ki abi bir yavrusunu istedim. Tamam söz verdim sana. Bu yavru çıktı. Göndermek nasip olmadı. Bir sefer gönderdim. O zaman küçüktü. Sonra büyüdü. Havalar çok sıcak vurdu. Göndersem otobüste ölecekti. Dedim ki ben uçurayım sökeyim öyle gönder. Tamam abi dedi. Hatta geçen yine muhabbetini ettik. Kuşu uçurdum söktüm. Kayboldu. Bir hafta sonra geri geldi. Kuşu Erdal'a izlettim. Burada bizim halıcı Erdal var. Ankara'dan arkadaşımız. Hatta o gün siz geldiğinizde de. Kuş atım yaptı geldi. Hızını alamadı. Telin altından girdi kanatlarını kırdı. Şu anda ayağı kırık büyük ihtimalle kaynamış arkadaşlar. Bu ayağı yamuk ayağı atıyor. Kırık kaynamış arkadaşlar. Yamuk kaynamış. Makasladım. Kanat kuyruk dizdirdim. Yumurtladı. Bir hafta sonra kaldırdım. İki gün antrenman verdim. Üçüncü gün kaldırdım. Yıldızdaydı. Şahin kovaladı. Büyük bir ihtimalle kaybettim. Ben de Şahin aldı diye biliyordum. Hatta ya da geldi indiyse kedi yedi diyordum. Sabah da muhabbet öne geçti. Hatta bir kardeşini sabah kedi burada parçalamış. Nasip nereden nereye? Nereden nereye? İyilik yap denize at doğruymuş. Atalarımız boşa söylememişler. Söylememişler. Ben adını da açabilirsin bırakabilirsin. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Aydın abimize böyle bir sürprizle videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza da abone değilsek lütfen hemen abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.